Konumuz laiklik ve demokrasi. Konuşmacı ise İktifas Dergisi'nden tanıdığınız yazar Sayın Ercüment Özgür. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı cümlenizin ve cümle Allah'ın kullarının, Allah'ın emirlerine teslim olmuş kullarının üzerine olsun. Hepiniz zahmet edip, lütfedip bugün teşrif ettiğiniz için, bizi dinlemek üzere zahmet edip geldiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Beni lütfedip buraya konuşmak üzere davet eden davet sahiplerine, hane sahiplerine de hakeza teşekkürü huzurunuzda bir borç bilirim. Allah kendilerinden razı olsun. Dilerim ki Müslümanların ufuklarının açılması için ellerinden gelen hiçbir şeyi artlarına koymadan hemen her tür düşünce sahibini rahatlıkla insanlarla, insanımızla muhatap etsinler ve insanımız daha çok alternatifle karşı karşıya kalarak doğruları daha kolay bulabilmenin, daha rahat seçebilmenin muhakemesini geliştirsinler. Buna yardımcı oldukları için yaptıkları işlerle ayrıca teşekküre sezadırlar. Teşekkür ederim. Laiklik ve demokrasi Türkiye'de bildiğiniz gibi Fransız İhtilali Kebiri'nden bu yana adı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anılmaya başlanan ve giderek İslam'a güvenini yitiren Osmanlı aydını üzerinde de hakimiyetini sürdürüp gelmiş ve Osmanlı Devleti'nin inkırazını takiben yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi rejimi haline dönüşmüş bir hayat görüşünün, hayat tarzının, bir dünya görüşünün meşhur adından ibarettir. Laik kelimesi Fransızca telaffuzunun karşılığıdır. Eski Yunan ve Latince'de laikus veya laikos şeklinde telaffuz edilen bu kelime ruhban olmayan anlamına geliyor idi. Bildiğiniz gibi paganist dinlerde, çok tanrılı dinlerde mutlak surette ruhban sınıfı denilen tanrı veya tanrılarla insanlar arasında aracılık eden, bu aracılığında tanrının kendi arzularına göre belirledikleri arzularını insanlara ileten, dilediklerini cennete sokan, dilediklerini cehenneme sokan insanlar zümresini, bir sınıfı, bir zümreyi belirleyen kelime idi. Ruhban sınıfı. Hristiyanlığın İsa Aleyhisselam'a Allah tarafından gönderilen mesajının onun en yakın arkadaşları tarafından tahrif edilmesini takiben siyasi iktidarı ellerinde bulunduran Sezarlarla yaptıkları uzlaşma sonucu onların müsamahasını sağlayarak dinin Roma'da yaygınlaşmasını temin etmek isteyen insanlar Sezarlarla bir anlaşma yapmışlar ve tamamı Allah'a ait olan hüküm verme, el-hakim sıfatının hükmünün bir kısmını Sezar'a vererek çok meşhur tabiriyle Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya veriniz veya vermeli şeklinde özetlenen düşünceleriyle Hristiyanlığı da daha önceki Roma'nın paganist dini haline sokmuşlar. Tanrı sayısında belki azaltma meydana getirmişler ama teslis diye nitelediğimiz şekliyle üç kişide tanrılık sıfatı görerek bu dini Sezarlarla uzlaşma sonucu idiş etmişler idiler. Ve büyük bir ortaçağ, bütün bir ortaçağ, hemen hemen 7-8 asır, 10 asra yakın süren ortaçağ boyunca ruhban sınıfı, yani Hristiyanlığı ellerinde bulunduran, tek elinde bulunduran ruhban sınıfı Sezarlarla, yani siyasi iktidar sahipleriyle yaptıkları anlaşma sonucu, uzlaşma sonucu onlarla iktidarı bölüşmüşler ve çok kaba bir tabirle, mazur görün, eşeğin eşeği ödünçle kaşıdığı gibi kendileri söylemiş Sezarlara icra ettirmişler, Sezarların söylediklerini de kendileri halk üzerinde icra ede gelmişler, halkın
derununda, vicdanında merkez bulmasını sağlamışlardır. Bu düşünceye karşı çıkan her kim olmuş ise tüm orta çağ boyunca bütün şiddetiyle cezalandırılmış ve insanlar büyük bir kıskaç altında, koyu karanlık bulutlar altında yaşatılmış, ellerinden gelen hiçbir şey geri bırakılmadan halkı uzun asırlar boyunca diledikleri istikamette yönete gelmişlerdir. Kral kilise ikilisi diye de tesmih edebileceğimiz bu ortaklık, yani hakimiyeti bölüşen Tanrı adına kilise ile Sezar'ın hakkı adına da Sezarlar, yani siyasi iktidarı temsil edenlerin birlikteliği geniş halk kitleleri üzerinde etkinliğini uzun asırlar boyunca sürdürmüştür. Bir toplumda veya toplumlarda zulüm, işkence, insanların doğasına aykırı yaşatma uzun asırlar boyunca sürer ise, o toplumda ihsası kuvvetli, duyarlılığı kuvvetli insanlar çıkar ve bu zulmün önüne nasıl geçileceğinin çarelerini aramaya başlarlar. Bu kaçınılmazdır ve insan doğasının yine kaçınılmaz bir gereğidir. Uzun asırlar bu uygulamanın yaşandığı Avrupa'da bazı mütefekkirler çıkmış, bu uygulamanın meşruiyetinin teorilerini geliştirmişler. Bunlar hemen tümüyle kilise kaynaklı, kilise menşeli düşünürler buna gelmişler ve iktidarın tanrısallığı adı ile anabileceğimiz kısaca hukuk felsefesi dilinde teorilerini geliştirip krallara iktidarlarını Tanrı'nın verdiği, Tanrı tarafından onlara verilmiş bir hak olduğu krallığın tezini işlemişler ve halk üzerinde de bunun bütün etkinliğini göstermişlerdir. Öylesine bu boyutları büyümüş düşünce uygulama alanı bulmuş ki kral her tür davranışını Tanrı adına yapan, krallığını Tanrı'dan alması münasebetiyle Tanrı adına hükmeden kral, dilediği her şeyi yapabilir olmuş. Bunun sonucu da insanlar ezildikçe ezilmiş ve doğalarına aykırı olarak fıtratları adeta bozulur hale getirilmişlerdir. İşte bu uygulamalar bir takım düşünürleri bu halden kurtulmaya sevk etmiş ve Orta Çağ Avrupa'sında bazı düşünürler, bütün kötülüklerin, mevcut zulümlerin, işleme gelen zulümlerin kaynağının kilise, yani din olduğunu, kilise tarafından temsil edilen din olduğunu görmüşler, dine karşı çıkmışlardır. Zira dinin insan fıtratından gelen bir ihtiyaç olduğunu, insanda bulunan içgüdülerden tedeyyün içgüdüsünün bir tezahürü bulunduğunu bilmelerine rağmen Avrupa'da uygulanan dinin tümüyle reddi sonucu ancak Avrupa insanının, Avrupa toplumunun, Avrupa dünyasının, ki dünya onların nezdinde Avrupa'dan ibaret idi. Başka bir dünya yok idi Avrupalı için. Bundan kurtuluşun ancak böyle mümkün olacağı düşüncesi galip gelmiş ve bu düşünürler de kendilerine göre teoriler üretmeye başlamışlar ve halkın, zulüm gören halkın, kralın zulmüne maruz kalan ve sızlanmaları kilise mensupları tarafından sürekli bastırılan halkın derdine derman olmak, onları zulmünde yalnız bırakmamak, zulümden kurtulmaları için, zulümlerini hafifletmek için onlara yardımcı olmak ve halkı yanlarına almak istemişler. Bu mücadele, kral kilise ikilisinin din vardır ve din hayatta vardır, yani uygulanmalıdır şeklinde özetlenebilecek uygulamasına karşı, din yoktur, din hayatta da yoktur, olmayınca uygulanması da söz konusu değildir şeklinde özetlenebilecek görüşleri uzun yıllar çarpışmış. Bunun sonucu Engizisyon mahkemeleri kurulmuş, aykırı düşünceler ahirete bırakılmadan bu dünyada diri diri sahiplerinin ateşlerde yakılmasıyla sonuçlanmış. Orta Çağ Avrupa'sının tarihini okuyanlar bunun çok detaylı örneklerini rahatlıkla bulabilirler. Hatta seyrettiğiniz televizyonlardaki bazı filmlerin Orta Çağ hayatını
intikal ettiren, onu anımsatan filmlerin birçoğunda söylemeye çalıştığımız şeylerin detaylarıyla ilgili bilgiler elde etmeniz mümkün, görmeniz mümkün. Sonuç o hale gelmiş ki, Kral Kilise ikilisi bu düşünürleri, halktan yana çıkan bu düşünürleri, halkı Kral Kilise ikilisinin zulmünden kurtarmak isteyen bu düşünürleri dışlamaya çalışmış, onların tezlerini ve kendilerini tekfir etmiş, dışlamış, afaroz etmiş, diri diri ateşlerde yakılmaya mahkum etmiş, her türlü işkenceleri reva görmüş ve yapmış. Ama buna rağmen halk bu düşünürlere kendilerine yardımcı oldukları mülahazasıyla yardımcı olmaya çalışmış. Arka çıkmış ve omuz vermiş. Bunun sonucu ne Kral Kilise ikilisi düşünürlerin tezini iptal edebilmiş ve yok saydırabilmiş, halkın üzerindeki etkinliğini tümüyle silebilmiş, ne de insan fıtratından dolayı, fıtratında bulunan dindarlık içgüdüsünden dolayı düşünürlerin din yoktur ve din hayatta yoktur şeklindeki tezleri tümüyle halk tarafından kabul görmüş ve Kral Kilise ikilisi bertaraf edilebilmiştir. Başlangıçta tezlerini iki şıkkıyla birlikte ve ısrarla söyleyen taraflar zaman içerisinde istedikleri istikamette yön alamamaktan, mesafe kazanamamaktan dolayı tezlerinin işlerine yarayan bölümlerini ısrarla vurgulamaya başlamışlar. Diğer yarısını ise bilerek ihmal edip geçiştirmişlerdir. Örneğin Kral Kilise ikilisi şiddetle başlangıçta din vardır ve hayata uygulanmalıdır tezini savunuyor ve onun asırlardır uygulayıcısı olduğu için bunu savunuyor iken tümüyle bunu halka kabul ettirememe karşısında ısrarla din vardır, dinsiz olunmaz kısmını tezlerinin işlemeye devam etmişler ama dinin hayatta bulunduğu yani uygulanırlığı hususunu bilerek ıska geçmek, ihmal etmek, geçiştirmek durumunda hissetmişlerdir kendilerini. Buna mukabil düşünürler ve ondan yana çıkan halk ise halkın düşünürlerin düşüncesinin tümünü kabul edememesi sonucu doğalarına aykırı olduğu için din yoktur kısmını ihmal etmeye, geçiştirmeye başlamışlar ve büyük bir ısrarla din hayatta yoktur. Yani hayattan ayrılmalı, hayatı tedbir eden, çekip çeviren şey olmaktan çıkmalı kısmını ısrarla vurgulamışlar. Bu suretle ortaya çıkacak yasama boşluğu, yani daha evvel kilisenin, Kral Kilise ikilisinin doldurduğu yasama boşluğunu ne ile dolduracağı düşünürlerin gündemine girmiş ve bu düşünürler bu konuda yine yeni teoriler geliştirmeye başlamışlardır. Müslümanların tercüme etmesi sonucu kendilerine intikal eden kadim Yunan düşüncesinden hareketle eski Atina'daki uygulamalardan, Sparta'daki uygulamalardan hareketle Demos Kratos kelime aslı itibariyle eski Yunanca yani halkın yönetimi, halk yönetimi şeklinde tercüme edilebilecek bu kelime üzerinde durmuş ve bundan teoriler üretmeye çalışmışlar. Netice itibariyle hepinizin çok iyi bildiği Montesquieu'lar, İngiliz Hume'lar ve yine Fransız Jean-Jacques Rousseau'lar adeta birbirini itmam edercesine, tamamlarcasına meşhur kitapları olan L'Esprit de Loi yani Kanunların Ruhu ve Le Contrat Social İçtimai Mukavele veya Toplumsal Sözleşme diye anılan dilimizde de geçmiş ve hukuk fakültelerinde özü itibariyle olsun okutulan halkın da okuyanların da bildiği kitaplarda bu teoriler geliştirilmiş ve doğan yani doğacak olan yasama boşluğu, kanun yapma boşluğunun ne ile ve nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili görüşler geliştirmişler. Malumunuz gerek Montesquieu'da gerekse Jean-Jacques Rousseau'da Montesquieu'dan hareketle başlarsak tabiat hali diye bir halin var sayıldığını biliyoruz onun teorisinde. Tabiat halinde insanlar analarından dört esas hürriyetle doğarlar imiş. Bu hürriyetler inanç hürriyeti, fikir hürriyeti, mülk hürriyeti ve fikir hürriyeti.
fikir hürriyeti, inanç hürriyeti, mülk hürriyeti ve şahsi hürriyet. Bu hürriyetleri kullanabilmeleri, yani kimse onlara bağışlamadığı için doğarken, tabiatta, hayata gelirken birlikte getirdikleri için bu haklarını, yani bu hürriyetlerini kullanmak gereği var imiş, kullanmalı imişler. Lakin yine tabiat halinde eşitsizlik de söz konusu imiş. Kimi güçlü, kimi az güçlü, kimisi daha akıllı, kimisi daha az akıllı gibi. Bundan dolayı güçlüler ve akıllılar, güçsüz ve az akıllıların hürriyetlerini kullanmalarını engelliyor, onları istismar ediyor, kendilerine kul köle ediyorlar imiş. Buna engel olmanın yolunu da toplum, Jean-Jacques Rousseau'da ifadesini bulan şekliyle bir içtimai mukavele, yani bir toplumsal sözleşme yapmış. Bu toplumsal sözleşmeyle herkesin, zayıf veya güçlü, akıllı veya az akıllı herkesin doğarken hayata birlikte getirdikleri hürriyetlerini tam kullanabilmelerini mümkün kılacak, müdahalelere meydan vermeyecek bir örgütü meydana getirmişler ki bu örgüte devlet deniyor demokrasilerde. Yani demokrasilerde devletin varlığının hikmeti, niçin var olduğu ancak hürriyetlerin kullanılmasını temin içindir diye cevaplanabilir. Kendileri öyle cevaplıyorlar. Biz bunu savunmuyor, bir meseleyi tenkit veya kabul edeceksek, red veya kabul edeceksek önce olduğu gibi anlamak, nasıl ise kendi gerçeği, kendi teorisini yapanların ortaya koyduğu şey nasıl ise o haliyle tanımak zorundayız. Bu tanımdan sonra, bu tanımadan sonra ancak red veya kabulümüz söz konusu olur ve kıymeti harbiyesi bulunur. Demokrasi teorisyenleri böyle düşünmüşler, böyle yapmışlar ve 1789 Fransız İhtilali ile laik demokrasi diye anılan ve bugün tüm cihanda meşhur olan rejim, yani dünya görüşü ve hayat tarzı, yaşam biçimi ilk olarak Fransa'da uygulanmaya başlanmış. Sakat başlanmış, eksik başlanmış ayrı mesele ama başlangıcı hemen hemen resmi başlangıcının 1789 Fransız İhtilali Kebiri olduğunda herkes müttefik. Daha evvel Amerika'da hürriyet beyannamesi filan var, İngiltere'ye karşı çıkmalar filan ama oradaki pek, orası artık Avrupa sayılmıyor daha. Yani Avrupa'nın yavrusu. Avrupa esas anlıyor baz olarak. Ben mazur görüyorum. Mikrofonu kullanmayı pek iyi bilemiyorum. Ya rahatsız mı ediyor sesim, nasıl geliyor? Ben kulağıma nasıl geliyorsa öyle yapıyorum ama sizin kulaklarınıza nasıl geliyor? Uygun mu? Biraz buna göre de öyle oklava yutmuş gibi durmak zorunda kalıyorum. Mikrofon bize uymuyor. Biz ona uyunca da böyle şekilsizlik çıkıyor meydana. Biraz ukala ve dik başlı, yani muti değil mikrofonumuz. Merhabalar olasın, Allah razı olsun, sağ ol. Erbabına teşekkür ederiz. Ukalalığına son verdi mikrofonumuzu. Evet, sonuçta Fransa'da uygulanmaya başlanan ve büyük bir süratle tüm Avrupa'yı kasıp kavuran bir fikri cereyan, siyasi fikri cereyan olarak yayılmaya başlayan laik demokrasi, geleneksel Avrupa krallıklarını, imparatorluklarını sarsmaya başlamış. Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi, İngiliz İmparatorluğu gibi, Cermen İmparatorluğu gibi ve gerçekten pek kısa bir sırada, zamanda da tümüyle Avrupa'yı tutuşturmuş. Etkisi altına almış. Her ne kadar bugün Norveç ve İngiliz anayasalarında Norveç ve İngiliz Krallığı'nın Protestan Kilisesi'nin himayesinde olduğu tezi varsayılıyor, kabul ediliyorsa da bu kabul ancak teoride kalmış. Fakat pratikte Batı insanı tümüyle laik hayatı benimsemiş, demokratik hayatı kabullenmiş. Zira tepkisel olarak ortaya çıkan kral, kilise, ikilisinin öğretilerine ve uygulamalarına karşı çıkan bu
yeni düşünce ve hayat tarzı hakikaten orta çağ uygulamalarından çektiklerini hatırlayan Batı insanını hafakanlar bastırıyordu. Çünkü her şeyiniz papazın, rahibin ya da ruhban sınıfına mensup herhangi bir insanın elindeydi. Yaşamınız da ölümünüz de, cennete gitmeniz de, cehenneme gitmeniz de. Nefes almanıza dahi onlar izin veriyor, cennetin anahtarlarını malumunuz kuşaklarında taşıyor idiler. Bu ruhban sınıfının bulunduğu dinlerin hemen hepsine hakim olan bir görüntüdür, bir vakadır. Burada kısaca İslam'a geçmek istiyorum. Yani İslam özü itibariyle olduğu gibi özünü teşkil eden Kur'an'ın Allah'ın korumasında kıyamete kadar varlığını bozulmadan sürdürmesinin de sonucu rahatlıkla ve emin olarak söyleyebiliyoruz ki peygamberi dahil ruhban sınıfı değil, ruhban olan bir tek kişisinin dahi bulunmadığı bir dindir. Burada ruhban tabirini bu şekilde İslam'da bulunmadığını ifade ederken tekrar ruhban tanımını tekrar etmekte yarar görüyorum. Şöyle ki, ruhban malumunuz çok tanrılı dinlerde tanrı ile veya tanrılar ile insanlar arasında aracılık eden, o dinleri istediği biçime sokan, sonuç olarak insanları istediği şekilde yargılayan ya da yargılayan, yani mağfiret eden, ikincinin anlamı, istediğini cehenneme sokan, istediğini cennete sokan insanlar sınıfı demektir ruhban sınıfı. İslam'da ise kesinlikle peygamber başta olmak üzere hiç kimsenin kimseyi affetme, kimsenin kimseyi bağışlama, kimsenin kimseyi cehenneme ya da cennete sokma hakkı kesinlikle ne Kur'an'da ne de onun en iyi uygulayıcısı, anlayan ve uygulayıcısı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da yoktur, bulamazsınız. O itibarla laiklik kendisinde ruhban sınıfı bulunan dinlerin uygulama alanı olduğu ortamlar için geçerli iken, söz konusu olabilir iken ve olmuş iken fiiliyatta da İslam için laikliğin bahis konusu olması tahayyül bile edilemez. Edilmesi kabil değil. Zira nedir laik olan? Ruhban olmayan demek. İslam'da ruhban olan yok ki ruhban olmayan olsun. Yani birbirinin müteradifi şeyler bunlar. Değil mi? Ruhbanı olmayan dinde ruhban olmayan da olmaz. Dolayısıyla Allah ne diyor Kur'an'da? Biz insanlara soracağız, peygamberlere de soracağız diyor. Yani peygamberler hesaptan, sualden müstani değiller. Ama ruhban sınıfı bulunan dinlerde ruhban sınıfı sualden müstani. Suali bizzat yapan, suale çeken kendileri. Rabbin yerine, Allah'ın yerine, tanrıların yerine kendileri Allah'lık yapıyorlar insanlar üzerinde. Allah'ın kulları üzerinde kendileri fiili Allah'lık yapıyorlar. İslam'da böyle bir şey peygamber için dahi söz konusu değil. Kaldı ki başkalar için mevzu bahsi olsun. Gerçek böyle olunca, yani İslam hiçbir yanıyla ruhban sınıfı bulunan putperest, paganist dinler gibi olmadığına göre nasıl olur da İslam'da laiklik söz konusu olur? Kesinlikle bu mevzu bahis değil. Zaten hukuk felsefesi okuyan ve okutanlar çok iyi biliyorlar. Burada size mazur görün, meşhur hukuk felsefesi hocası emekli olmuş olmalı şimdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Profesörü ve Hukuk Felsefesi Hocası Münci Kapani var. İsmini işitmiş olmalısınız. Biliyorsunuz zaman zaman Cumhuriyet'te makaleler de yazıyor. İktibas Dergisi'nin geçen sayısına da alıntıladığımız şu makalesinin özetini aynen nakletmek istiyorum yarar gördüğüm için. Bu sözler aynen tırnak içinde ona ait. Şunu açıkça söylemek gerekir. Din temeline dayanan bir devlet düzeninin demokrasi ile bağdaşması mümkün değildir. Bu genel bir ifade. Bilindiği gibi İslam dini ve onun temelini oluşturan Kur'an sadece iman ve ibadetle ilgili kurallar getirmekle kalmaz. Bunun dışında devlet yönetimine, toplum düzenine, insanlar arasındaki ilişkilere ve kişilerin davranışlarına yön veren geniş kapsamlı
hukuk kuralları da getirir. Bu hukuk kuralları toplum yaşamının her yönünü kapsaması bakımından bütüncül, bugünkü deyimiyle totaliter, gevurcası totaliter bütüncülü bir nitelik taşır. Egemenliğin halka ya da millete ait olması diye bir şey söz konusu değildir. Egemenlik sadece ve doğrudan Allah'a aittir. Herkes onun mutlak iradesine boyun eğmek zorundadır. 18 Ocak 1990 Cumhuriyet Profesör Doktor Münci Kapani'nin makalesinin spotu olarak makalenin üst kısmına alınmış. İslam olsun olmasın bir insan meselenin özünü, esasını karşı olduğu ya da yanında bulunduğu bir fikrin aslını bilmek, onu kavramak, onu anlamak zorundadır. Olumlu ya da olumsuz bir tavır koyabilmek için, kabul veya reddedebilmek için bu olmazsa olmaz cinsinden bir şarttır. Bu itibarla demokrasiye karşı mı olacaksınız ya da demokrasiden yana mı olacaksınız, o takdirde ilk işiniz demokrasinin ne olduğunu gerçeğine uygun olarak, kendi gerçeğine uygun olarak bilmek zorundasınız. Kendi kafanıza göre, kendi kuruntularınızla oluşturduğunuz tarifleri esas kabul edip onun ardına düşerseniz, bilmediğiniz şeyin ardına düşmüş ve karanlığa taş atmış olursunuz ki bu insanı sürakanın atı gibi burnunun üstüne tekrar tekrar çakar, yere çakılır insan. Her hususta insan böyle davranmalı. Bu itibarla tahkik etmeli, anlamalı. Anlamak için önce dinlemeli. Ne söylüyor muhatabınız, neyi anlatıyor, neden bahsediyor, nasıl bahsediyor? Onun anlatmak istediği şeyleri anlatırken kullandığı kelimelerin, onun kafasındaki birikiminin sonucu olarak, kafasındaki anlamlarıyla, aynı kelimeleri dinleyen sizin ya da bilen ve kullanan sizin kafanızdaki karşılıkları aynı mıdır, değil midir? Dinlediğiniz şeylerin anladığınız gibi olup olmadığını muhatabınıza sormak ve sağlamasını yapmak zorundasınız. Başka türlü insan insanı anlayamaz. Gerçekten anlayamaz. Yani ben şu söylediklerinizden şunu anladım, doğru mu anladım diye sormak zorundadır, durumundadır. Aksi takdirde anladığını sanır, diğeri de belki anlattığını sanır ve iki taraf bu sanılarıyla birbirinden ayrılırlar. Sanıların yani zanların bulunduğu yerde de gerçek yaşamaz. Zira zan gerçekten bir şeyin ifadesi değildir Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. Zanla yer bırakmamak lazım. Özellikle itikadi konularda. İtikad derken biz akade kökünden türeyen bu kelimenin İslam ıslahında çok özel bir anlam taşıdığını biliyoruz. Ve İslam akidesi diye her gün dilimizde dolaştırıyor, telaffuz ediyoruz. İslam akidesi Allah ile kulun yaptığı sözleşmenin adıdır. Bu sözleşme söz konusu olduğunda sözleşmenin tarafları söz konusu olur. Sözleşmenin mahiyeti, metni söz konusu olur. Sözleşmenin iptali söz konusu olur. Sözleşmenin ke'ellem yekûn olması söz konusu olur. Butlanı söz konusu olur. Fesadı söz konusu olur. Yani sözleşme ile ilgili ne gibi olumlu ya da olumsuz şeyler varsa hepsi birden söz konusu olur. Eğer İslam akidesinin özünü tevhid oluşturuyorsa ki öyledir Kur'an'a göre, Allah'ı zatı ve sıfatları itibariyle birleme demektir tevhid. İslam akidesinin yani kul ile Allah arasında yapılan sözleşmenin kulun kabul ettiği, imzaladığı yani aklen ikna olup kalben mutmain bulunduğunu söylediği bu sözleşmenin tevhid üzerinde bulunması gereklidir. Tevhidin özü ve teferruatı Kur'an'da yazılıdır. Esas itibariyle mutlaka zanna yer bulunmaması gereken bir keyfiyeti haizdir akide. Bu akideye sahip oldum demekle tevhid akidesine sahip olunmaz. O akide arı duru olduğu gibi Kur'an'a uygun gerçeğiyle alınmalı ve o gerçek haliyle yine kirletilmeden korunmalıdır. Kirletilmeden korunmalıdır ki tevhid akidesi korunuyor olsun. Ya eyyühellezine amenu ve amilus salihati şeklinde klişe olarak birçok ayetin başlangıcında Allah-u Teala'nın telaffuz ettiği ifadenin ilk kısmına bakar isek
ey iman edenler diye hepimiz söylüyoruz ama ne demek iman edenler kısaca tercüme edersek, ey emin olanlar. Neden emin olan? Yani zanları kalmamış, kesin kes emin olmuşlar. Nelerden? Parantez açalım. Allah'tan başka Allah olmadığından emin olanlar. Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğundan emin olanlar. Öldükten sonra dirileceğinden emin olanlar. Hesaba çekileceğinden emin olanlar. Meleklerin varlığından, daha evvel kitaplar ve peygamberler gönderildiğinden emin olanlar. Rızkın Allah'ın üzerine olduğundan emin olanlar, ecelin Allah'ın elinde bulunduğundan emin olanlar, takdir edicinin yani eşyayı yaratmak ve yarattığı eşyaya has özellikler verme yetisinin, yetkisinin yalnız Allah'a ait olduğundan emin olanlar ve ila ahir, kapat parantezi, bunların salih amel sahipleri. Yani bunlar bu durumda olan insanın salih amelleri söz konusudur, geçerlidir. Yoksa gayrimüslim olduğu halde, yani Allah'a teslim olmadığı halde salih bildiğimiz amellerden işleyen bir sürü insan biliyoruz. Örneğin İskandinav ülkelerinde milyarlarca para vakfederek içki ile mücadele ediyor, alkolizmle mücadele ediyor bulunan insanlar var. Ama bunlar bunu Allah için yapmadıklarından, yani tevhid akidesi sahibi bulunmadıklarından bu amellerinin salihiyeti kendilerine ahirette hiçbir şey sağlamayacak. Olsa olsa bu dünyada belki şöhret sahibi olacaklar, belki mevki sahibi olacaklar, belki isimleri kubbede hoş sada olarak anılacak, hepsi o kadar. O itibarla bu klişenin özüne dikkat etmek gerekir, onu ihmal etmemek gerekir. Ve tevhid akidesi bütün arı duruluğuyla, netliği ve safiyetiyle, %100 safiyetiyle korunmak gerekir. Zira tevhid hakikaten korunmaz ise kokuşur. Tevhidin mutlaka kesin bilgiye dayanması gerekir. Kesin bilgiye dayanmayan ve içine zan karışmış tevhidi zan kokuşturur, çürütür. Çürüyen tevhid de sahibine hiç yarar vermez. Bilakis dünyasını da ahiretini de perişan eder. İnsan gerek laiklik ve demokrasi olsun, gerek İslam olsun, gerek Marksizm olsun. Öncelikle red veya kabul etmeden önce ne olduğunu anlamak, olduğu gibi onu bilmek, cihan alem yani tüm dünya onu nasıl biliyor ise, onun teorisyenleri onu nasıl ortaya koymuşsa öylece bilmek ve ondan sonra ona göre tavır koymak, ya reddetmek ya da sahiplenmek veya kabul etmek durumunda olmalı. Bunu yaparken de insana Allah'ın diğer mahluktan farklı olarak, imtiyaz unsuru olarak verdiği aklı kullanmalı, aklederek, muhakemesini geliştirerek, çalıştırarak bunu yapmalı. Başka bir yolu yok. Nasıl yediğimiz gıdaları kendimizde, bedenimizde güce çevirmek için sindirim cihazımız işliyor, işine yarayanları alıyor, yaramayanları dışkı olarak atıyor ise, fikri bakımdan sağlıklı beslenebilmemiz için de aldığımız gıdaları akıl dediğimiz muhakeme cihazımız halle hamur etmeli, işlemeli, kendine lazım olanları alıp yaramayanlarını dışkı olarak atmayı bilmeli. Bunu yapamaz ise uğur toplanır ve fikri sağlığımız zarar görür. Bugün toplum olarak hemen 1 milyar Müslümanın fikri sağlığının berbat oluşu, yatakta bulunuşu da benim şahsi kanaatim Kur'an'a bakınca böyle, bundan görünüyor ve böyle görüyorum. Avrupa'da yani Orta Çağ Avrupa'sında kral kilise ikilisinin elindeki siyasi, ekonomik her türlü yetkiyi kıskanan ve bu yetkinin az ya da bir kısmına sahip olmak için çırpınan, hırs besleyen burjuvazi de var idi. Bu burjuvazi siyasi iktidar özlemi çekiyor, o iktidardan bir pay sahibi bulunmak istiyordu. Bunun için laik düşünceyi, yani dinin hayattan ayrılması
düşüncesini Hristiyanlık için söz konusu tekrar tekrar tekit etmekte yarar görüyorum. Düşüncesine sahiplendiler ve teşvik ettiler. Nitekim sonuçta bütün bağlarından kopan insan, Avrupa insanı laissez passer, laissez faire diye özetlenen bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışının, merkantilizmin, daha sonra liberalizmin Avrupa'da yayılmasına ve her tabakadan beceren insanın elinden geleni yapması sonucunun doğmasına neden oldular. Biliyorsunuz bazı krallıklar da bu tür iştah sahibi kimseleri desteklemişler. Onların sermaye ile masraflarını karşılamakla desteklemişler ve Avrupa dışa açılmaya başlamış. İspanyollar ve Portekizler, Hollandalılar, İngilizler dünyanın ucu bucağı bilinmeyen koca denizlerini aşarak daha motorunun, buharın bulunmadığı yıllarda yelkenlerle büyük rizikoları göze alarak yeni kıtalar, yeni topraklar doymak bilmez iştihalarını doyurmak için aramaya koyulmuşlar ve bildiğimiz Güney Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın bulunması, bu aradaki adaların bulunması ve bakir toprakların yeraltı, yerüstü servetlerinin tümünün ellerine geçmesi sonucunu doğurmuştur. İşte parlamenter rejim de diye anılan demokrasilerde burjuvazi yasama yetkisine de sahip olmuş, parlamentolara girmiş, iktisadi bakımdan güçlendiği için sonuçta Batı'nın bu iktisadi güçlenmesi onun hırsını daha da artırmış ve emperyalist dönem başlayarak emperyalizmlerini dünyanın her tarafına yaymaya çalışmışlar ve gittikleri yerlere oradaki kendi sempatizanları, kendi ajanları vasıtasıyla kendi rejimlerini de rejim olarak kabul ettirme yolunu tutmuşlardır. Hemen hemen tüm dünyaya laik demokratik rejimlerin yayılması Batı'nın ajanları vasıtasıyla, yerli işbirlikçileri vasıtasıyla olmuştur. Bunun başka bir izahını yapana ben bugüne kadar rastlamadım. Tabii mekanizmaya, sisteme, bugünkü moda tabiriyle sisteme tabi kıldıkları buralar istedikleri gibi işliyor ve bu işleyiş sürekli olarak Batı'nın lehine sonuç veriyor idi. El anda bu mekanizma, yani bu sistem tabiatına uygun şekilde işleyişini sürdürüyor. Ama yakın zamanlara kadar hatırlarına bile getirmedikleri şeyler olmaya başladığı bu dünyada, özellikle ölen İslam, yani Müslümanların şahsında ölen İslam diyelim daha doğru tabiriyle, yeniden canlanmaya, orası burası kımıldanmaya, sinirleri çekilmeye, gözünün kapağı açılmaya filan başlamış ve bu Batı'yı şimdiden, daha İslam'ın gelmesine bir aylık mesafe var iken bir hadis deyimiyle ödlerini koparmaya başlamıştır. Onu tümüyle silmek, yok etmek isteyen Batılı bunu beceremeyince başka alternatifi kalmadığından gelin beraber gidelim istediğiniz İslam'a diye geleneksel, özünden mahrum, böyle nasıl diyelim ya, bir hayat tarzı, bir müstakil dünya görüşü değil ama geleneksel olarak sürdürülen yanımlı İslam'a yaklaşmaya, o İslam'dan yana tavır koymaya başlamıştır. Onların emri ve isteği üzerine Suudi Arabistan Meliki makamının, ihraz ettiği makamın adını değiştirmiş ve Hadimül Harameyn şeklinde andırır olmuştur. Müslüman halka daha sevimli, daha şirin görünebilmek için. Kimi ülkelerde cumhurbaşkanlarının cumalara gittiğini görüyor, duyuyor, gazetelerde de okuyorsunuz. Bu hele böylesi ülkelerde olacak şeyler değil idi daha düne kadar. Ama gelişmeler karşısında kendisini zor durumda hissedenler yapamayacakları şey yok. Bu itibarla her şeyi yapıyorlar. Yani Amerikan sefiri de yakında Kocatepe Camii'nde Cuma'ya gelirse, biraz şaka taraflı da olsa söyleyelim, şaşmamak gerekir yani. Çünkü
çok meşhur bilinen bir Müslümanımıza göre ne de olsa ehli kitaptırlar, kafir değildirler. Gelebilirler yani, ne olur. Değil mi? Evet, ben mazur görün, konuşmamı bundan sonrasını sorulara cevaplar şeklinde veya tartışma, yani usulünüze uygun olarak sürdürmeyi düşünüyor. Burada kesmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Başlayalım. Kıymetli kardeşlerim, 40 dakika. Konuşmanın başında belirttiğim gibi konferansımız iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda sanıyorum 45 dakika olması gerekiyor. 45 dakikalık bir zaman kullanıldı. Şimdi konuşmalar üzerinde soru sormak isteyen, eleştiri ve katkıda bulunmak isteyen arkadaşların isimlerini almak istiyorum. Ve bir konuda da sizden bir ricam var. Söz hakkı alan arkadaşlar salondaki kalabalığı dikkate alarak ve 45 dakikayı dikkate alarak biraz konuşmaları özel şekilde tutarlarsa memnun olurum. Teşekkür ederim. Süleyman Akdemir Bey. Yetişmez. Selamun aleyküm. Değerli abimiz her cumada söylüyor. Vermiş olduğu bilgilerden ve bu değerli konuşmasından dolayı gerek şahsım adına, gerekse vakfımız adına teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi bana göre bu konuşmada, belki tartışmalar kısmında veya cevaplar kısmında kendileri gelecekler. İki kısımdan oluşması gerekiyordu. Yani birinci kısım gayet güzel anlatıldı, fakat ikinci kısım anlatılmadı. O da yani laiklik ve demokrasinin mahreci, çıkış noktaları tamamen ortaya konulmasına rağmen ve İslami bakımdan bu olay dışlanmasına rağmen acaba bu laiklik dediğimiz veya benzeri bir olayın veya demokrasi dediğimiz halkın yönetimi veya kendi kendisini yönetimi olayının bir İslam toplumunda nasıl olması gerektiği hususunda herhangi bir şey söylenmedi. Ben bu ikinci konuyu daha çok bekliyorum. Çünkü bu laiklik o kadar çok üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız konu ki ikinci olan, yani alternatif dediğimiz, acaba biz bu toplumu nasıl idare edeceğiz? Toplumda bu ruhban sınıfı yerine neleri ikame edeceğiz de bu hayatı tanzim edeceğiz sorusunu daha önemli görüyorum. Şimdi kendilerinin anlattığı, Profesör Kapani'nin de aktardığı yazılar açıkça gösteriyor ki laiklik sadece İslamiyet'te olan bir şeydir. Nasıl oldu diyeceksiniz? Gayet basit. Kendileri de açıkladılar. İslamiyet sadece ruhban sınıfı veya böyle bir sınıf kabul etmiyor. Hayatı tanzim ediyor, düzeni tanzim ediyor, hayatı tanzim ediyor. Bütün bunların hepsini koyuyor. Mesela siyasi hayatı, iktisadi hayatı, ilmi hayatı düzenliyor. Düzenlediğine göre, o halde demek ki İslamiyet bütün hayatı düzenliyor. O halde laiklik bir tek İslamiyet'te var demektir. Bu batılıların arayıp da bir türlü bulamadıkları, durmadan geliştirmeye çalıştıkları olay o kadar yoğun bir şekilde İslamiyet'te var ki Ercüment Bey mazur görsünler, bu hani balığın suda olması hikayesi kadar net bir şey. Yani balıklar suda olduklarını bilmezler. Çünkü İslamiyet'in içinde olanlar akla dayanarak biz bazı şeyleri dışlayacağız veya dışlamayacağız dediğiniz an
zaten siz düşünüyorsunuz demektir. O Batılıların ruhban sınıfı sizde yok demektir. Bütün bunlar onların tarif etmek istedikleri, varmak istedikleri laikliği nihai noktası demektir. O halde o kapani onu söylerken doğru söylüyor da sonucu yanlış çıkarıyor. Yani Profesör Kapani burada bütün anlatmak istediği olay, İslamiyet'in her şeyi ortaya koyduğuna ilişkindir. Her şey ortaya konuluyorsa o halde İslamiyet bütün hayatı tanzim ediyor, düzenliyor demektir. Bir tek laiklik gerçek manada İslamiyet'te var demektir. Şimdi o zaman bu laiklik olayını tarif olayıyla karşılaşıyoruz. Ercüment Bey'in tarif ettiği şekilde bir laiklik İslamiyet'te yok. Çok tanrılı dinler, ruhban sınıfı, benzeri sınıflar. Bizde ruhban sınıfı var, yani din adamı var. Fakat onlar cennetin anahtarlarını satamıyorlar. Onların da tebliğ etme, halkın ihtiyaçlarını ortaya çıkarma, tespit etme görevleri var. İslamiyet'te 4 tane temel müessese vardır. İnsanın 4 tane yeteneği vardır. Bu 4 yeteneği toplum hayatında düzenlenir. Ben bunları çok anlattığım için kısaca temas edeceğim. İnsanların inançları vardır, hisleri vardır, insanların düşünceleri vardır, insanların iradesi vardır ve insanlar diğer insanlarla bir arada yaşarlar. Bu 4 tane yetenek insana özgüdür. Biliyorsunuz insanın analoğu toplumdur veya devlettir. Devlette insanın duyguları, inançları dini müessese olarak karşımıza çıkar. İnsanın düşünceleri ilmi müessese olarak karşımıza çıkar. İnsanın iradesi, üretimi, tüketimi ekonomik müessese olarak karşımıza çıkar. Ve insanın diğer insanlarla bir arada yaşaması siyasi hayat olarak karşımıza çıkar, yönetim olarak karşımıza çıkar. Bunların her birinin ayrı kriteri vardır. Dinin kriteri güzel çirkindir, iyi kötüdür. İlmin kriteri doğru yanlıştır. Ekonominin kriteri fayda zarardır. Siyasetin kriteri ise adalet zulümdür. Bu dördü de İslamiyet'te Kur'an'da tanzim edilmiştir. Bu 4 müessese, yani dini ruhban kelimesi Kur'an'da kullanılır. Keza alim veya ulema veya alimun kelimesi Kur'an'da, ahbar kelimesi kullanılır. Yine Rabban kelimesi mesleki kuruluşlar, ekonomik kuruluşları anlatırken kullanılır ve umera sınıfı siyasiler anlatırken kullanılır. Kur'an bu terminolojiyi kullanıyor. Batılılar laikliği şunun mücadelesi olarak yapıyorlar. Haçlı seferleri sırasında kendileri çok güzel izah ettiler. Daha önce Romalılarla kilise arasında bir anlaşma sonucu bu laikliği, yani ruhban sınıfının bir takım hakları krallara geçti. Fakat İslamiyet ortaya çıkınca ve yayılmaya başlayınca Hristiyanlar Müslümanlara karşı kafirler çıktılar, dini yok edecekler, Hristiyanlığı yok edecekler diye seferlere başladılar, Haçlı seferlerine başladılar. İşte bu Haçlı seferleri sırasında özellikle doğudan Osmanlı İmparatorluğu, batıdan İspanya tarafından Endülüslerle karşılaşan Hristiyanlar büyük seferler ve savaşlara giriştiler. İşte bu savaşlar sırasında İslam toplumlarında gerçek manada medresenin herhangi bir sınıfın etkisi altında çalışmadan, ekonomik kuruluşların tamamen serbest rekabet içerisinde çalıştığını gördüler ve başkanların, yani siyasilerin de toplumu idare ettiklerini gördüler. Bunları görünce bunları kendilerinde de mücadele ederek aktarmaya başladılar. İlk olarak bunun mücadelesini krallar yaptı. Yani yöneticiler kiliseden kurtulmak istediler. Sonra ilim adamları bu mücadeleye girişti. Yani bilimin doğru yanlış kriterini rahibin uykusundan, ilhamlarından kurtarmak için mücadeleye başladı.
Daha sonra işte Fransız ihtilaliyle ekonomik bağımsızlığı kurtulma mücadelesine başladılar. İşte görüyorsunuz aslında Batılılar bu laiklik mücadelesini İslam toplumlarının zaten bütününü kapsayan ve içinde zaten tabi olarak yaşadıkları bu hali veya bu dengeyi kendilerine alma mücadelesini gösterdiler. Yani aslında Batılılar hala bu laiklik peşinde koşuyor iken bizler bu onların varmak istedikleri ki Ercüment Bey bunlara kuruntu diyor ama eğer olayları incelediğiniz zaman, yapıyı incelediğiniz zaman, tahlil ettiğiniz zaman bunları görüyorsunuz. O halde aslında bizim laiklik diye bir problemimiz yok. Onların laiklik diye bir problemi var. Ama tabii Müslümanların bu halde olmasından dolayı, olay bu şekilde intikal ettirilmesinden dolayı Müslümanlar da bu kelimelere, yani muhtevayı bilmediklerinden dolayı, kelimeye düşman olduklarından dolayı maalesef kelime düşmanı haline gelmişlerdir. Ben uzattım konuşmayı ama önemli o, benim 400 sayfa bu konuda kitabım var. İnşallah basılıyor. Yani ben İslamiyet'ten başka bir yerde laikliğin olmadığını anlatıyorum. Dolayısıyla Ercüment Bey'le alternatif fikirlerin bir arada bulunup böyle tartışma gündemine gelmesi gerçekten fikir hayatının Türkiye'de gelişmesi bakımından çok önemli ve yerinde bir olaydır. Dolayısıyla ortaya bu metinler konulup gerçekten İslam'ın, gerçekten Batı'nın bu konuda neler söylediğini tahlil ederek sonucu ortaya çıkardıktan sonra, bütün bu tanımları yaptıktan sonra, muhtevayı da belirledikten sonra bir sonuca varmak gerekir. Ben daha fazla sıkmayayım, gerekirse tekrar söz alabilirim. Buyurun. Benim ve Süleyman Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan dolayı teşekkür ederiz. Evet, öbür Süleyman Bey. Selamünaleyküm. Ercüment Bey çok doğru bir şey söyledi. Evvelen bir şeye karşı çıkmak için önce onu öğrenmek, anlamak gerekir. Bir şeyi anlamadan ona karşı çıkmak denir. Don Quixote'un deminlerinde savaşına benzer. Yalnız Ercüment Bey'e tarihinde bulunacağım. O da bize, bizi anlamadan karşı çıkıyor. Şimdi bir defa Ercüment Bey'le %90 paralelliğimiz var. Fikirlerde bilhassa pratiğe inildiği zaman %90 aynı düşüncedeyiz. Tabii tamamen aynı düşünme imkansız zaten. Ayrı düşünmek zorundayız. Ercüment Bey burada laiklik ve demokrasiyi anlatırken bütün Batılıların yaptıkları hata içine düşmüştür. O da nedir? Avrupa'da doğmuş olan olaylar sanki hep kendi içinden cereyan edip gelmiş, hiç İslamiyet'in Avrupa'ya tesiri olmamış gibi anlatırlar, düşünürler ve böylece İslamiyet'in Avrupa'ya getirmiş olduğu etkileri, yapmış olduğu etkileri kapatmak, görmemezlikten gelirler. Avrupa'daki laiklik ve demokrasinin doğuşunda Yunanistan'ın veya Roma'nın tesirleri yoktur. Çünkü Avrupa, Yunanistan ve Roma'yı 1000 sene evvel biliyordu. Yani demokrasi ve laiklik gelmeden 1000 sene evvel Roma'yı ve Yunanistan'ı biliyordu. Avrupa demokrasi ve laikliği İslamiyet'le karşılaştıktan sonra ele aldı ve ondan sonra bu fikirleri ve cereyanları doğurdu. Öyleyse başka hiçbir şey aramadan diyebiliriz ki Avrupa'da doğan laiklik ve demokrasi düşünceleri İslamiyet'in tesiriyle olmuştur. Ve işte iyi anlamak için, yani
Avrupa'da doğan demokrasi ve laikliği iyi anlamak için İslamiyet'in nasıl Avrupa'ya tesir ettiğini de öğrenmek ve anlamak gerekir. Eğer bunun üzerine durmazsak Batılıların yapmış olduğu hataya düşeriz. Yani kuma başımızı gömer ve başka bir şey görmeyiz. Bu nokta, ikinci bir temas edeceğim nokta da şudur. Dil üzerinde, kelime üzerinde biz onları iyi bilmemiz lazımdır deniyor ama bu iyi bilmenin ne olduğu hususu Ercüment Bey kendi bildiğinin iyi bildiği olduğunu zannediyor. Yani demokrasiyi kendisi biliyor ya, işte iyi bilme odur. Laikliği biliyor ya kendisi, işte iyi bilme odur. Ben de diyebilirim ki hayır, senin dediğin değil, benim dediğim iyi bilmedir. Ben laikliği nasıl anlıyorsam iyi bilme budur derim. Bu düşüncenin bu düşünce çözüme götürmez bizi. Kelimeler, ne kadar insan varsa kelimelerin o kadar manası vardır. İzmir dediğim zaman şimdi burada kaç kişi varsa hepsi ayrı bir İzmir'i anlar. Çünkü herkes için İzmir başkadır da onda. Ve konuşma dilinde kelimeler net değildir. İzmir belediyesi mi? İzmir büyükşehri mi? İzmir vilayeti mi? İzmir çevresi bölgesi mi? Ve bu bölgelerin hudutları, sınırları neresidir? Konuşma dilinde yoktur. İşte ilimle konuşma arasında, ilimle avam arasında fark budur. İlim adamı alır, İzmir'i evvela kendisi tarif eder. Hudutlarını çizer. Kağıdın üzerinde onu haritanın üzerinde işler. Der ki ben İzmir'e buna İzmir diyorum. Neresine derse o kendi keyfi bilir. Ondan sonra der ki İzmir'in nüfusu budur, doğrudur. Orada artık ihtilaf yoktur. Çünkü hududu kendisi çizdi ve o kadar nüfusu vardır der. Ama eğer bir ilim adamı değilse birisi çıkar İzmir nüfusu 1 milyondur der. Birisi der 100 bindir der. Birisi 200 bindir der. Birisi 3 milyondur der. Çünkü vilayet mi söylüyor, şehir mi söylüyor, kasaba mı söylüyor, konak meydanını mı söylüyor belli değil. Ama ben İzmir deyince şunu kastediyorum dedikten sonra ilim adamı bunu yapar. Ondan sonra der ki İzmir'in nüfusu budur. Ve bir başka bir ilim adamı da başka şekilde çizer İzmir'in sınırlarını. O da der ki nüfusu budur. İkisi de doğru söylüyordur. Biz bir kimsenin doğru söylemediğini, kullandığı kelimelerin tarifini öğrendikten sonra hareket edeceğiz. O halde Ercüment Bey konuşurken demokrasiyi tarif eder, kendi tarifidir. Ve o tarifi hususunda der ki İslamiyet'te böyle bir demokrasi yoktur. Doğru söylüyor. Çünkü o demokrasiyi öyle tarif etti. Ve Ercüment Bey der ki laiklik böyledir. Evet laiklik öyledir diye tarif ettikten sonra o İslamiyet'te yoktur der. Doğru söylüyordur. Çünkü neden? Öyle tarif etti. Ama bir başkası da çıkar da demokrasiyi başka türlü tarif eder. O da der ki böyle demokrasi İslamiyet'te vardır. O da doğru söylüyordur. Böyle laiklik başka türlü tarif eder. Böyle laiklik İslamiyet'te vardır der. O da doğru söylüyordur. Şimdi o halde İslamiyet'te hangi tür laiklik vardır veya hangi tür laiklik yoktur meselesini tespite çalışmalıyız. Yoksa laiklik kelimesini istediğimiz gibi tarif ederek istediğimiz yere koyabiliriz. İşte bu konunun iyice bütün vatandaşlarımız, milletimiz tarafından iyi anlaşılması lazımdır. Niçin bunun üzerine duruyoruz? Bu oyunu Batılılar bize oynuyor. Batılılar bize laikliği İslamiyet'e aykırı olarak tarif ediyorlar. Ondan sonra İslamiyet'te laiklik yoktur diyorlar. Ondan sonra da ceza kanunlarında 163. maddede 8 senelik hapis cezasını koyuyorlar. Laiklik yoktur. Biz Müslüman olduğumuz için laiklik yoktur demek zorunda kalıyoruz onların tariflerine göre. Ondan sonra da 8 sene hapse giriyoruz. Ama 15'miş. Şimdi ama biz ne yapıyoruz? Laikliği bizim kanunların ifade ettiği şekilde tarif ediyoruz. Ve böyle bir laiklik İslamiyet'te vardır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre tarif edilmiş olan laiklik Hristiyanlık'ta yoktur. Ama gerçek İslamiyet'te vardır. Öyleyse başka tarif varsa
hangi profesör geliyor da bizim kanunların metinlerine göre tarif edecek ama. Fransa'ya göre, Almanya'ya göre, İtalya'ya göre, filan filozofa göre değil. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre laikliği tarif edecek. Diğer kanunlara göre de olmaz. Neden? Çünkü ceza kanunu anayasadan önce çıkmıştır. Anayasadan önce çıkmış olan kanunlar anayasaya aykırı olamaz. O halde o kanunlar eğer anayasaya aykırıysa onlar zaten bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde tarif edilen laiklik vardır. Bu laiklik diğer maddelerle de izah edilmiştir. Burada tarif edilen laiklığın İslamiyet'le aykırı hiçbir tarafı yoktur. Demokrasiye gelinirse, demokrasi de aynıdır. Eğer ekseriyet sistemini anlıyorsak böyle bir laiklik İslam demokrasi yoktur. Ama insanların kendi içtihatlarına göre hareket etmeleri, kendi irade-i cüziyeleriyle hareket etmelerini ve hesabı da insanlara değil yalnız Allah'a vermesi gerektiğini kabul edersek işte demokrasi budur. Bundan başka daha iyi demokrasi hangi yönetimde vardır ki? Dolayısıyla burada bu şekilde kelime düşmanlığı yaparak kendi kendimizi tuzağa düşme imkanlarına vermememiz gerekir. Biz bunları anlatıyoruz. Bize cephe alınıyor. Niçin alınıyor bilemiyorum. Niçin biz Batı'nın tarif ettiği şekliyle milletimize empoze edeceğiz de kanunlarımızla çelişeceğiz? Ben bunu da anlayamıyorum. Efendim benim konuşmam bu kadar. Sağ olun. Son 5 dakika kaldı. Başka konuşmak isteyen arkadaşı varsa isimleri toplam adayı. Kazım, Özer, başka yok. Hüseyin Bey. Evet, 3 kişiyle kapatıyorum. Sonra da ben bir söz hakkı alacağım. Tamam, buyurun. Benim olmayacak. Tabii, son söz size vereceğim. Benim son söz. Bir kapı alacağım. Tamam, verelim. Evet. Şimdi demokrasi ve laiklik kavramları izah edilirken aslında sayın konuşmacı tarafından da sürekli İslam düzeniyle yani İslam dini ve düzeniyle karşılaştırmalar yapılmıştır. Ama bu biraz eksik kalmıştır. Ben demokrasi ve laiklik kavramına yönelik bir soru yerine İslam dini ve İslam düzenine yönelik bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruyla sanıyorum cevap hakkı doğacak ve bunu açıklarlar. Sorunun niteliği şu. Şimdi Allah hakimlerin hakimidir, Allah hakimdir, kadirdir, kudret onundur gibi şeylere dayanarak sanki tek bir yönetim tarzı, yani teokratik bir yönetim tarzı mı anlaşılmaktadır İslamiyet'te? İslam çoğulcu bir sistem midir, değil midir? Yani İslamiyet'e din olarak inanan insanlar vardır. Yani Kur'an'ı vahiy olarak kabul eden ve o doğrultuda bütün hayatlarını düzenleyen insanlar vardır. Bir de İslam'ın düzen boyutu vardır. O düzen boyutu içerisinde İslam dinine inanmayan ama farklı dine mensup olan, farklı akitleri, anlaşmaları, mukavveleri olan insanlar da vardır. Şimdi bu insanların inanan insanlarla yapmış oldukları anlaşmalar vardır. Mesela sizin konuşmalarınızda Jean-Jacques Rousseau'nun sosyal kontratı böyle küçümser tarzda bir şeyiniz var. Aslında sanki İslamiyet'te de bu sosyal kontrat var Medine Anayasası'nda. Bu çoğulcu yapı sizin diyor. Yani bilmiyorum biz mi yanlış anlıyoruz? Şimdi eğer öyle değilse İslamiyet'te çok seslilik olmayacaktı. Yani mezhepler de olmayacaktı, farklılıklar olmayacaktı. Sizin özellikle ısrar ettiğiniz bir nokta var. Yani itikat diyorsunuz, akit diyorsunuz. Bu doğrudur. Ama bu akidin maddeleri 5 taneye, 6 taneye indirgenmiştir. Onun dışında insanların düzenledikleri bütün hayatları vardır. Bu düzenlemiş oldukları bu noktadaki çok sesliliği İslam yani taraflara serbestlik tanıyarak onlara bu fırsatı tanımış mıdır? Yoksa İslam insanlara hiç yani seçme şansı tanımadan dayatmacı bir tarzda tek bir model göndermiştir. Teşekkür ederim. Kazım Bey'e teşekkür ederiz. Özel bir selamünaleyküm. Ben temel olarak şu
Orsini tespit ettim. Ercüment Bey hakikaten geçmişiyle ve bugünüyle İslam'a katkıda bulunan şahsiyetlerden birisi. Fakat burada, yani konuşmasının metninde de gördüğünüz gibi, bugüne gelince meseleyi tartışma alanına almak istedi. Burada zımni olarak bugünün problemlerini motomot çözüm yokluğunu tespit ettim ben. Bugünün problemlerini motomot çözüm yokluğunu. Global çözümler tabii ki var. Allah'ın hakimiyeti, Allah'ın vahyi, vahyin kuşatılması ve diğerleri. Hakikaten bunlar büyük problemler. Fakat bir adım ötesi nedir? Bir adım ötesi karanlıktır. Neden karanlıktır? Bir adım ötesi için insanların çağrıldığı sistem, madde ol planında insanların çağrıldığı sistem yoktur. Bakın şimdi, kaynak değerlendirmesi yapıldı. Burada aslında kaynakların birliği vardı. Laikliğin kaynağını değerlendirirken ve demokrasinin kaynağını değerlendirirken hakikaten tuğyan halinde bir toplumu, yani bozuk halde bir toplumu dile getirdi. Ruhbanlık, sınıfçılık, ırkçılık ve zulüm. Bunlar hakikaten kahrolası meziyetler. Meziyet dersek. İkincisi, İslam öncesi bir değerlendirme yapalım. Orada da putperestlik, falcılık, adaletsizlik ve benzeri kahrolası antimeziyetler. Şimdi, bakın şimdi İslam bu kendisinden önceki kirli meziyetleri eşya ve hadisinin renkliliği nezdinde değiştirdi. Kurumlar kuramadı İslam. Kurum açısından bunların üzerine yeni kurumlar bina edemedi. Bu konuda çok ilkel ve kısıldı. Fakat bunun yanında subjektif, insanın gönlünü fetheden şeyler oluşturdu. Bunlar da somuttu. O tarihi eşyalar nezdinde, o tarihe yaklaşımı bu olmak zorundaydı. Çünkü ilkel bir yaşantısı vardı. Eşya ve hadiseden bir haberdi. Diğerine gelin. Diğeri şuydu. Diğeri hakikaten bu kötü olan kahrolası meziyetleri yıktı ve yıkma sürecinde salt aklı aldı ki burada büyük bir yanlış yapıyor. Salt aklı aldı, bir medeniyet temelin peşinde koşmaya başladı. Buna dedi ki ben dedi şunun peşinde koşuyorum ve bunun adını laiklik koydu. Bakın Süleyman Beylerin söylediği konu bu. Yani ben neyin peşinde koşuyorum diye bunu söylüyor. Yoksa insanlık bir şeyin peşinde, mutlak bir adaletin peşinde. İnsanlık birbirini ezmemenin, sömürmemenin peşinde. Neden? Çünkü insanlık bilimi temel kalkış noktası alıyor. Onlar bir yere varacaklar. Nereye varacaklar? Bilimin temel kalkış noktasından insanlığın birbirine eşit olduğu kanaatine varacaklardır ki vahiy bunu daha ilk temelden söylemiştir. Yani mutlak adalet temelinden söylemiştir. İnsanlığın birbirine istisnasız eşitliğinden yola çıkmıştır. Şimdi İslam aliminin bir yerdeki yoksunluğu, yani akli veriler ve akli verinin getirdiği zengin argümanlardan yoksunluğu, diğer taraftan diğer insanların hakikaten kainatın özü olan vahyi argümanlardan yoksunluğu. İnsanlık buraya varacaktır. Yani bu çok önemli bir problemdir. Bugünkü eşyaya siz ne biçiyorsunuz? Bugünkü insanlara ne biçiyorsunuz? İnsanları şirkten kurtarırken, bugünkü eşyanın şirk olan mahiyetini, adalet temeline hangi alternatiflerle çıkıyorsunuz? Yani insanları şirke sokan problemleri adalet temeline nasıl tasfiye ediyorsunuz? Bunlar önemlidir. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hüseyin Bey buyurun. Şimdi efendim, iki konuşmacıyı da dinledik. Konu demokrasi ve laiklik. Tartışma daha ziyade laiklik kavramı üzerinde gelişti, izliyoruz. Ve iki farklı anlam çıktı. Biz öteden beri biliyoruz ki her kavram arkasında bir tarihi taşır. Yani bir kavram böyle sıradan, rastgele oluşmuş, belirli anlamları ihtiva eden bir kelimeden ötedir. Öte bir anlam vardır. Belirli bir tarihi süreçten geçe geçe, belli bir mücadelenin sonucunda oluşmuş bir kavramdır ve bu kavram bir çağa, bir döneme, belki de belli bir yüzyıla anlamını taşır, mührünü vurur. Şimdi laiklik anlatıldığı kadarıyla, Ercüment Bey kısaca özetledi, oradan çıkış noktası, hareket noktasını alırsak,
Avrupa'da doğmuş, Avrupa'da gelişmiş ve Avrupalıya ait olan ve Avrupalı halkın söke söke, kral kilise ikilisinden söke söke aldığı, o baskıcı zulüm yönetiminden söke söke aldığı bir hakkın anlamıdır, bir kavramıdır. Şimdi bu kavramı biz alır, hiç bunun mücadelesini vermeden, hiç bunun mücadelesini, sıkıntısını çekmeden bizaya etmiş kavrammış gibi kullanır isek, o zaman bizaya ait bunun karşılığı olan kavramlar nereye gider? Yani biz millet olarak, bir ulus olarak, şu dünya görüşüne veya bu dünya görüşüne sahip bir halk olarak belirli tarihi süreçlerde mücadelesini vererek elde ettiğimiz kavramların, oluşturduğumuz kendimize has anlamlarla içini doldurduğumuz kavramların ları nereye koyacağız o zaman? Eğer Süleyman Bey'in söylediği tanıma uyarsak, laiklik efendim şöyle anlaşılır ise İslam laikliktir. Bizim Türk ceza kanunlarının tarifine göre, tanımına göre laikliğin tanımını yapacak olursak işte Batı tipi bir laiklik çıkar. Biz böyle anlamıyoruz. Şöyle anlatırsak İslam'da gerçek laikliktir dersek, yarın bir başkası da çıkar, efendim işte Marksizmi kendi kafasına göre oluşturur, eşittir İslam'la Marksizmdir derse, bir başkası çıkar, ateizmi çıkar, işte kendine göre belli tariflerle getirir, ateizm kavramını kendine göre doldurur ve İslam eşittir ateizm derse biz ne yaparız acaba? O zaman her dünya görüşü, her ideoloji nasıl ki kendini yaşatması için kendi kavramını kendi doldurursa, tahrif etmeden kendine has, kendine özel anlamını verirse ve o anlamlarla yaşarsa, o anlamlarla sosyal zeminini bulur ve gelecek nesillere ve kuşaklara kalma hakkını tanırsa, o zaman kendi kavramlarımızı kendimiz üretmemiz lazım. Laikliğin batıda anlaşılan, dünya aleminin herkesin bildiği bir anlamı, bir tanımı var. Biz bu anlamın dışında kendimize has bir kavram getirir isek, o zaman İslam'ın sanki eksik, nakıs bir tarafı var da laikliğiyle uzlaşmamız gerekecekmiş gibi bir sonuç doğuyor. Ben şahsen burasını pek kavrayamadım. Biraz daha konuşmanın sonunda anlaşılmasını, açılmasını isterim. Bir şeyi daha sormak istiyorum konuşmacıya. Laiklik temelinde bugün anlaşıldığı kadarıyla bir uzlaşmayı, çok çeşitli inançlara sahip toplumların oluştuğu bir ülkede, bir beldede yaşayan insanların ortaklaşa anlaşmış oldukları bir hukuku, bir statüyü belirliyor. Geçmişte olduğu gibi kral-kilise ilişkisiyle aydın ve halk arasındaki belli bir mücadelenin sonucunda varılan bir anlaşmadır bu. Şimdi İslam'da böyle bir anlaşmaya gidilebilir mi, gidilemez mi? Bir doğru ya vardır ya yoktur. Yani bir doğruyu yarısı doğru yarısı yanlış olarak, iki tane doğru olmayacağına göre ya kral ve kilise ilişkisinin anlattığı şeyler doğrudur ya da aydın ve halk tabakasının mücadelesini verdiği uğraşlarının sonucunda vardığı inançları doğrudur. Şimdi iki tane doğru olmayacağına göre bir tane doğru vardır. Bunlar bir yerde anlaşıp laiklik ve demokrasiyi geliştiriyorlar. Şimdi İslam'da doğru denen şey bir tanedir. Ve bu doğrunun temelini Allah belirler. Kuralları bellidir bunun. Biz nerede uzlaşacağız? Bir şeyin yarısı doğru, yarısı yanlış bir yerde uzlaşmak ya da laiklikte uzlaşmak, anlaşıldığı kadarıyla, herkesin bildiği kadarıyla söylerim kavramı, uzlaşmak nasıl mümkün olacak? Ben bunun da açıklamasını istiyorum. Sabri Bey, İsmail Bey, buyurun. Biraz bana söyleyeyim. Evet, tamam. Peki. Tamam. Selamun aleyküm. Şimdi ben sadece bir ilave mahiyetinde birkaç kelime söylemek istiyorum. Enteresan bir şeydir. Batılıların kendilerine biçtikleri elbiseyle bize biçtikleri arasında daima farklılıklar oluyor. Mesela yurt dışına giden arkadaşlar bilirler. Oradaki temel hak ve hürriyetlerin gözetimiyle Türkiye'deki temel hak ve hürriyetlerin uygulanış tarzı arasında daima büyük farklılıklar vardır. Yine oradaki demokrasi tatbikatı ile Türkiye'deki demokrasi tatbikatı arasında fevkalade büyük farklılıklar vardır. Aynı durumu laiklik konusunda da söyleyebiliriz. Aynı şeyi laiklik konusunda da söyleyebiliriz.
Batı dünyasında laikliğin tatbikatı ile Türkiye'deki laikliğin tatbikatı arasında fevkalade büyük farklılıklar vardır. Ve esasen benim görebildiğim kadarıyla burada konuşan arkadaşların temas ettikleri konular Türkiye'deki laikliğin tatbikatı örnek alınmak suretiyle işlenmiş konulardır. Burada daha önce bundan 2-3 ay önce yapmış olduğum bir sohbette temas etmiş idim. Belki garibinize gidecektir ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin toplantı salonunun başkanlık divanının hemen başında In God We Trust yazar. Allah'a inanıyoruz, Allah'a güveniyoruz diye yazar. Ve temelde de orada oluşmuş olan toplumda bu temel ve temel hak ve hürriyet esas alınır. Aynı şeyi İngiltere için de söyleyebiliriz. İngiltere kralının veya kraliçesinin ünvanı, baş ünvanı Hristiyanlığın hamisi olmalıdır. Fransa'ya da gitseniz aynı şeyi görürsünüz, bir başka yere gittiyseniz de aynı şeyi görürsünüz. Fakat bizdeki laiklik tatbikatına baktığımız zaman bunlardan herhangi bir emareye rastlama imkanı da yoktur. Şimdi tartışma nereden kaynaklanmaktadır? Öyle tahmin ediyorum ki buradaki yapılan konuşmalarda tartışma terminolojiden kaynaklanmaktadır. Yani biz zaman içerisinde özellikle İslam dünyası olarak geliştirdiğimiz sistemlerin terimlerini dünyaya kabul ettirebilme gücünü gösterememişizdir. Ve şu andaki zafiyetimizin esası terminoloji sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Kültürel yönden çöküşümüze paralel bir tarzda kendi müesseselerimizi tanıtacak ve onlara gerçek anlamda aksiyonunu kazandırabilecek bir terminoloji geliştirebilme gücünü elde edememişizdir. Batı'nın şu anda İslam alemi üzerindeki hakimiyeti geliştirdikleri terminolojileri ve bu terminolojileri empoze etmek için kullandıkları metotlardır. Dolayısıyla eğer biz kendi terminolojimizi geliştirip de kendi anlayışımıza ve değerlerimize uygun bir tarzda müesseselerimizi ifade edebilecek kavramları yayabilirsek öyle zannediyorum ki tartışmada kısmen de olsa sona ermiş olacaktır. Şimdi önemli olan nedir? Önemli olan halkın katkısının sağlanması değil midir? Eğer demokrasi ise ve normalde de cumhuri yönetim esası İslam'ın ilk dönemlerinde hakim olan yönetim esası değil midir? Yönetim şekli değil midir? Cumhuri yönetim derken halkın bütünüyle katkısı hedef alınmamış mıdır? Hedef alınmıştır. Belki bunun dışında eğer gruplar arasında hakkı ve adaleti sağlama, mesleki kuruluşlar arasında hakkı ve adaleti sağlama ve aynı zamanda bütün mezhepler ve inanç mensupları arasında hakkı ve adaleti sağlamak esassa ve bugünkü anlamda laikliğin tatbik edilmesi gereken şekliyle bu hedefleniyorsa esasen İslami açıdan değerlendirdiğimizde yani bu noktada hareket ettiğimiz zaman arada bir farklılığın olmaması gerekir. Bir müessesenin diğer müessese üzerine hakimiyetinin olmaması, bir grubun diğer grubun üzerinde hakimiyetin tesis edilmemesi, yani din adamları zümresinin başka zümreleri veya dini kuruluşların başka kuruluşları kendi hakimiyetleri altına almamaları gerektiği ise bu zaten bizim medeniyetimizin tabii gereğidir ve geçmişte de tatbik edilen şeklidir. Dolayısıyla meseleyi sadece laiklik kavramı üzerine değil de bir yerde olması gereken üzerinde yoğunlaştırdığımız takdirde öyle tahmin ediyorum ki aradaki farklılıklar da kısmen de olsa ortadan kalkacaktır. Teşekkür ederim sana. Selamun aleyküm. Bugün tabii fevkalade bir gün yaşıyoruz. Hem bir Ramazan vesilesiyle iftar yemeğinde buluştuk. Hem de çok kıymetli bir fikir ağabeyimiz, fikir kardeşimiz Ercüment Bey bize laiklik ve demokrasi ile ilgili bir konferans verdi. Bu konu
meyanında söylenen fikirlerin hepsi tabii muhteremdir. Ama ihtilaflarımızın kaynağı veya münakaşalarımızın kaynağında benim tespit ettiğim bir şey var. O da şudur. İnsanlar gerçekten realiteyi, gerçeği tanıma bakımından çok büyük müşkülatla karşılaşıyorlar. Yani insanlar içinde yaşadığı gerçeklerle kendisinin savunduğu arasında büyük bir farklılık devamlı söyleniyor. Gerçek nedir, realite nedir? Bunu tespit etmek çoğu zaman çok zor oluyor. Zor olduğu için realite başka bir şey, insanımızın söylediği başka bir şey. Önce başarısızlığımızın, belki neticeleri elde edemememizin birinci sebebi bu olsa gerek. İnsan daima içinde yaşadığı realiteyi konuşmalı. O realiteden hareket ederek belli bir çözüm, alternatif varsa onu ortaya koymalı. Yoksa tarihi süreç içerisinde bugün gerek laiklik, gerek demokrasi kavram olarak tarif edilebilir, izah edilebilir. Ama bizim insanımızın bugün içinde bulunduğu zorluk ve müşkilat nedir? Laiklikten mi geliyor, demokrasiden mi geliyor, yoksa bunun uygulanış tarzından mı ileri geliyor? İşte bu realiteyi iyi tespit edersek, o zaman suçluyu bulacağız, suçluyu yakalayacağız. Suçlu kelime olamaz, kavram olamaz, düzen olamaz veya olur. İnsanın şahsi davranışından mı geliyor, düzenin yapısından mı geliyor? Ne geliyor? İnancımıza baskı, ekonomik yaşayışımıza baskı, fikri gelişmemize baskı, her türlü medeni hasletlerimize baskı nereden geliyor? İnsanın yanlış anlayışından, yanlış uygulamasından mı geliyor? Yoksa bu kavramların düzen oluşundan mı geliyor? İşte bu realiteler gerçek manada tespit edildiği zaman çare bulunacaktır. Aksi halde bu tartışmaları kelimelere ve kavramlara yaptırdığımız sürece realiteyi tespit edememiş olacağız ve bu tartışmalar da hep sürüp gidecek. Bizim arzu ettiğimiz ideal hayat gecikecek, geç kurulacak. O bakımdan benim gördüğüm şimdiye kadar özellikle ülkemizde uygulanan şudur. Her türlü sistemimizin her birimini, sistemimizin her kurumunu oluşturan kanunların kaynağı, teşrii kaynağın Kur'an olmaması. Bu kaynağı çok iyi tespit etmemiz lazım. Yani teşrii kaynak Kur'an değilse, insanın bir takım kendi düşüncelerinden, toplumun ihtiyaçlarından çıkıyorsa bu teşrii kaynak, evvela bu iman esaslarına aykırı düşeceğinden dolayı elimizdeki kriter kaybolmaktadır. Öyleyse ne yapacağız? Bütün ihtiyaçlarımızın çözümünün kaynağını evvela meşrulaştıracağız. Nasıl meşrulaştıracağız? İşte bu çözüm bekleyen bir husustur. Bu çözümü bulduğumuz gün ilim adamları, fikir adamları bu çözümü bütün insanımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek tarzda bu çözümü bulduğu gün bence faydalı bir şeyle meşgul oluyoruz, realiteyle meşgul oluyoruz demektir. Benim Ercüment Bey'in bu konuşmalara vesile olması ve kendisinin önemli açıklamalar yapması nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Ve bizleri de burada tabii bir İzmir'in şeysi vardır, değişik bir yapısı vardır. Bu böyledir. Buraya gelen konferansçı kardeşlerimizin hepsi, ya ben hiç böyle konferans vermedim. Herkes beni kuzu gibi dinler, alkışlar, ben de çeker giderim diyor. Fakat diyor siz hep bombardıman atıyorsunuz beni diyor. Belki İzmir'in bu özelliğidir. İnşallah faydalı olur. Daha demediniz de diyenleri söyledim ben. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, ben de özet olarak şahsı özel görüşümü şöyle özetlemek istiyorum. Laiklik ve demokrasi orta çağda gündeme getiren sosyal sebepler bugün büyük ölçüde ortadan kalkmış olmasına rağmen
laiklik ve demokrasi yine bugün günümüzde dünyada siyaset literatüründeki ciddiyetini ve önemini hiçbir zaman için kaybetmiş değildir. Çünkü sadece laikliği ve demokrasiyi ön plana çıkaran şey ruhbanlığın varlığı veya krallığın varlığı değil. Bugün söz konusu olan şey küçülen dünyada topluluk içerisinde yaşayan bireyi ele alan, biri inanca, biri yaşayışa taalluk eden iki müessese vardır. Batıda ve dünyada genelde siyaset literatüründe demokrasi ve laiklik kelimesiyle karşılanıyor. Bu ne demektir? Farklı inançlara sahip olan insanlar bir arada kavga etmeden yaşamaları mümkün müdür, değil midir? Bugün sorulan soru odur. Laikliği gündemde tutan ve ciddiyetini hala muhafaza eden gerçek soru şudur. Tarih içerisindeki değil, bugün gerçekteki soru şudur. Farklı inançlara mensup olan insanlar kavga etmeden bir arada yaşamaları mümkün müdür, değil midir? Mümkündür'ün sorusunun cevabı siyaset literatüründe laiklikle karşılanıyor. Yine demokrasi de topluluk içerisinde yaşayan bireyi ele alır. Yoksa dağ başında tek başına yaşayan insanı ele almaz. Topluluk içerisinde yaşayan bireyi ele alır. Konusu şudur. Farklı yaşam tarzlarına sahip insanlar kavga etmeden bir arada yaşamaları mümkün müdür, değil midir? Bugün dünya siyaset literatüründe bu sorunun cevabı demokrasiyle aranıyor. Sorun bu şekilde açık ve netken, laiklik ve demokrasi kelimelerini gündemde tutan, inançtaki ve yaşayıştaki farklılıkların sorularını bugün bütün ideolojiler, doktrinler ve dinler buna cevap arıyor. Yalnız Müslümanların bir sıkıntısı şuradan kaynaklanıyor yine tespit ettiğim kadarıyla. Efendim, laiklik ve demokrasi kavramları eski Yunanca'dan türetilmiş, uzun bir tarihi geçmişi olan bir kavramdır. Bizimle hiçbir ilgisi yoktur derken, bizim kullandığımız dil ne? Gerçekten bizim laiklik ve demokrasi kelimelerine karşı bu kadar alerji duymamızı iten sebep Kur'an'da geçmemesidir. Soruyorum size, Türkçedeki hangi kelime Kur'an'da geçiyor? Farsçadaki hangi kelime Kur'an'da geçiyor? Ele alalım Kur'an'ı. Kur'an'da 1743 tane kök kelime var. 12 bin civarında türevleri var. Tekrarlarla beraber 90-100 bin civarında kelime var. Bu kelimelerin hepsi Kur'an indiği zaman müşrik Arapların hepsini kullandığı kelimelerdi. Müşrik Arapların kullandığı kelimelerdi. Sanılmasın bugün Kur'an, o gün Arapların bilmediği, hiç kullanmadığı böyle semadan inen kelimeler değil. Müşrik Arapların, müşrik kültürün kelimelerinden oluşuyor bugün elde mevcut olan Kur'an. Ama görüyoruz ki Kur'an'ı okuduğumuz zaman hiç de bizi şirke götürmüyor. Nasıl olur da müşrik bir kültürün diliyle inmiş olan bir Kur'an insanları şirke götürmez? Burada olay gayet açık. Kelimeler aynı, içerikler değişmiş. Kelimeler aynı, anlamlar değişmiş. Onun için bugün Latince'den gelmiş olan bir kelimeyi zinhar demeyelim. Bu kelimelerin fonetik yapıları değil, bu kelimelerin içeriklerine dikkat edelim. Şu anda arkadaşlarımızın birçoğu belki laiklik ve demokrasi kelimelerin kullanmalarına karşı, ama benim için hiç önemli değil. Çünkü burada her görüşten farklı fikirleri sakin ve anlayışlı bir şekilde dinleyebildiler. Zaten demokrasiden kastedilen şey nedir? Farklı görüşler, insanlar kavga etmeden bir arada tartışabilsinler, birbirlerini dinleyebilsinler. Siz isterseniz ben laikim deyin, isterseniz değilim deyin. İsterseniz deyin ki ben demokrasiye muhalifim deyin, isterseniz ki biz demokratız deyin. Ama elde mevcut şu ortam hepinizin demokrat olduğunu ve laik olduğunuzu gösteriyor. Neye göre? Batı literatüründe, dünya siyaset literatüründe. Ben görüşlerimi bu kadarla özetliyorum ve son şeye bırakıyorum. Buyurun efendim. Efendim, meşhur bir Karadenizli hikayesini televizyonda zaman zaman insanları güldürmek için
bu türkücü bir Kamil mi ne birisi var, o yapıyor ya, anamı tanıyor musun, babamı tanıyor musun diye başlayan, hani karşısındakini hiç konuşturmayan gibi, ya ben konferans vermeye geldim ama galiba burada herkes konferans verdi, ben dinleyici oldum. Beni hoş görün, şöyle ağırlaşan havayı biraz hafifletmek için latife yapmak gereğini duydum. Mutlaka efendim, insanlar Allah katında kul olarak gerçekten tarağın dişleri gibi eşittirler ama bu şu demek de değildir. Her insanın düşüncesi de tarağın dişleri gibi eşittir manasına gelmez bu söz. Öyle değil mi? Zira Allah-u Teala'nın herkese verdiği akıl, anlayış, kavrayış da birbirinden farklıdır. Bu itibarla farklılıkların olması da doğaldır. Yani fıtridir, fıtrata dayalıdır. Şimdi sağ olsun konuşmacıları dinledim. Daha evvel de dinlemiş idim ve dinliyor idim. Birbirimizi dinlemeyi bilen insanlar ola geldik. Hamdolsun bu güzel bir vasıf. Farklı düşünsek, farklı şeyler söylesek bile. Ama öz itibariyle bazı şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'de Müslümanlar, Türkiye için düşünürsek bir anda, ister istemez mevzu kanunların baskısını, hani meteoroloji raporlarında Basra alçak basıncının altında filan gibi deyimler kullanılıyor ya, Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin alçak basıncı altında hissediyorlar kendilerini ve biraz yüreği de büyük olmayanlar maalesef bu basıncı daha fazla hissediyorlar. Onun için kendilerine göre tanımlar yapıyorlar. Şimdi mesela şöyle ele alalım. Efendim herkesin yaptığı tanımı kabul etmek zorunda mıyız? Tabii prensip olarak değiliz ama kabul veya reddedelim. İslam nedir dediğimiz zaman ne benim, ne Sayın Süleyman Karagüllen'in, ne Sayın Süleyman Akdemir'in, ne Sayın İsmail Şengül Bey'in tanımları değil. Kur'an İslam'ı nasıl tanıtıyor, tanımlıyor ise kabul et veya reddet, onu kabullenmek, o bazdan hareket etmek zorundasın. Başka alternatifin yok. Marksizm nedir dediğin zaman Süleyman Karagülle'ye ait olamaz bunun tarifi. Ercüment Özkan'a da ait olamaz. Müsaade buyurun, bu işin patentini Marx'la Engels almışlar. Efendim Sanayi Bakanlığı'ndan mı almışlar? Kültür Bakanlığı'ndan mı almışlar işte? Öyle mi değil mi? Budizmin tarifini Buda'dan almış millet. Sen tutup Budizmi yeniden ve başka türlü tarif edemezsin. Edersen kargalar güler haline. Olmaz öyle şey. Yani laikliği kendi kafana göre tarif et. Ben de desem ki Marksizm nedir? Bana göre Marksizm Allah'tan başka Allah olmadığını kabul etmek, Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğunu kabul etmek, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmek filan. Bana göre Marksizm bu ve İslam'da da Marksizm var. Ben de Marksistim. Yavaş ol hemşerim derler adama yahu. Komedi mi yani? 23 Nisan'da piyes mi oynuyoruz? Olur mu böyle şey? Beyler yani yeryüzünde her şey tanınıyor. Elma denilen, bilinen bir cins meyve var. Ona apple da dese herkes elma anlıyor. Elma da dese alma anlıyor. Arapçasında söylese elma anlıyor. Elmaya tutsam bundan sonra, bunca asırdan sonra soba de. Olur mu bu? Olur mu yani? Olmaz beyler. Yani böyle yaparsak kendi kendimizi aldatırız. Rejimin hoşuna gitmiyormuş. Ne yapalım? Neşeleri bilir. Ya rejimin yaptığı iş de Allah'ın hoşuna gitmiyor. Öyle değil mi? Ne yapalım yani? Bu devlet bana. 163. maddede. 2 sene Bingöl'e sürgün vermiş. 16 yıldır yurt dışına çıkışım yasaktı. Siyasi polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandığımız sayısını unuttum. Ömür boyu da kamu hizmetlerinden yasaklıyım. Yani bir odacı bile olamam. Nedir bu hal peki? Ne yaptım ben? Yani kimsenin tavuğuna kış mı dedim? Sevaptır diye kurbanımı kesmenin dışında sünnettir diye emin olun bir horoz bile kesmedim. Emin olun kesmedim yani. 53 yaşındayım cidden kesmedim. Ne yaptım ben? Kimin ırzına baktım? Kimin canına kastettim? Kimin malına elimi uzattım? Bu konuda bir şey mi söyledi devlet bana? Yok. Niye değiştirdim? Tabii insanların kaderinin İslam ile daha iyi, dünyalarının ve ukbalarının daha iyi olacağı kanaatıyla insanları ikna etmeye çalışıyorum.
Zaten zorla da bu iş olmaz. Bu işin tabiatı zora el vermez. O yüzden Allahu Teala la ikraha fiddin diyor. Yani bir takım tanımları öyle keyfinize göre yaparak bu işin içinden çıkamazsınız beyler. Yani tarih boyunca sıfıra sıfır, bire bir, ikiye iki denmiş. Yani sen ben ikiye bundan sonra üç diyeceğim demekle kendini aldatır, oyalanır ve vakit kaybedersin. Yani başka hiçbir anlamı olmaz. Diğer yandan uzlaşma konusu üzerinde durmak istiyorum özetle. Uzlaşma, bu laiklik ve demokrasi idi konumuzun başlığı. O itibarla İslam'da çözüm nasıl olur filan konumuz olmadığı için ben onlara değinmedim. Eğer lütfeder, imkan hazırlarlarsa salt o hususta konuşmak isterim. Yine yalnız ben değil, başkaları da konuşsun. Zaten vaaz üslubuyla bir tarafın konuşup diğer herkesin dinlemesi oldum olası bana ters gelen bir şey olmuştur. Niye? İnsanlar ancak uyumuşlardır. Uyuşmuşlardır. Neden merak ettiği bir hususu öğrenmek için sormasın? Neden aynı konuda kendi düşüncesini de belirtmesin? Benim bir imtiyazım mı var? Değil mi? Peygamber'e bile onun arkadaşları, ashabı kendi fikirlerini, düşüncelerini söylüyor. Sorularını rahatlıkla soruyorlar. Hatta eğrildiklerini gördüğü yerde emir-ül mümininlere camilerde bile yavaş ol, ne yapıyorsun diyorlardı bir kadının Hazreti Ömer'i mihir meselesi hususunda. Camide kadın erkek herkesin içerisinde ikaz edip düzelttiği gibi. İslam toplumu bu geleneğe sahip, bu esasa dayalı bir toplum yapısına sahip. O itibarla bize hiç garip gelmiyor. Yani bilakis asırlardan beri tekrar edilip durulan şu vaaz üslubu ters geliyor. Bu rahiplerin o sandalyelerinden konuşup aşağıda dinleyen sıralarında oturan insanların hiç ağzını açmadan pazar gün kiliseyi terk edip gittiklerini andırıyor daha çok bana. Hiç de İslam'ı yani ne Peygamber'in ne Ebu Bekir'in ne Ömer'in onların ve benzerlerinin gününü hatırlatmıyor. Uzlaşma bir iddia ile bu iddianın tam tersi olan bir iddianın arasını bulmak, birinci iddianın bir kısmı ile tam karşıtı olan ikinci iddianın bir kısmını birleştirmek, bu birleşim üzerinde birleşmek demektir. Dikkat edilirse uzlaşma olabilmesi için mutlaka iki iddianın varlığı ve bu iddiaların birbirinin tam karşıtı olması, buna rağmen her iki iddianın birer kısmının birleşmesiyle bir sonucun ortaya çıkması ve o sonuçta birleşilmesi haline uzlaşma denir. İslam'da gerçek tektir İslam'a göre, eşyanın tabiatına göre de öyledir. Dolayısıyla hakimiyet yalnızca Allah'a aittir. Gerçekten Allah yalnız kullu şeyin kadir değil, gerçekten hakimdir. Hikmet sahibi olduğu gibi hüküm sahibidir. O itibarla İslam iki şeyi tefrik ediyor. Bir, teslimiyet üzerinde bina edilen bir din olduğunu tekrar edip duruyor. Bir de insanları mütemadiyen Kur'an'a bakın baştan sona hevalarına uymaktan kaçındırmakla meşgul oluyor. Demokrasi hevalara, hevaların ekseriyetine ya da yani heva ne demek? Kendi, şahıs. Onların temsilcilerinin ekseriyetinin oylarına, reylerine, görüşlerine uymak demek. Allah'ın baştan sona insanları kaçındırmaya çalıştığı şeyin adı resmen demokrasidir böyle. Benim kanaatimi söylüyorum. Bildiklerime göre söylüyorum. Bana vahiy gelmiyor, yanılabilirim. Ama okuduğum, gördüğüm, bildiğim ve beynel nas tüm insanların bildiği şey bu. Siz oturur kendinize göre özel tarifler yaparsanız ayrı ayrı şeyler çıkar. Ayrı mesele. Ama hiçbir anlam da ifade etmez. Yani kimseler de kulak vermez, ciddiye almaz söylediklerinizi. Laiklik elbisesi Hristiyanlık için biçilmiş, dikilmiş bir elbise olduğu için onların sırtına kip diye oturdu tabir caizse. Ama İslam apayrı bir vücut, apayrı bir beden. Dolayısıyla ona oturması mümkün değildi. Zorla oturtmaya çalışınca da deli gömleği gibi oldu. Tamam? Batı'da laiklik elbisesi kendisine giydirilen toplumların hepsi yakışıklı maşallah değil mi? Öyle endamları yerinde bakıyoruz gayet güzel ama bizde yani İslam toplumlarında özellikle şu Türkiye'ye bakın deli gömleği gibi duruyor üzerimizde beyler. Niye? Bize göre ölçülmemiş, bize göre biçilmemiş, bize göre dikilmemiş. Ne kumaşı bize yarar, ne dikimi, ne biçimi. İslam çünkü yani
Nasıl? Laiklik, din adamlarının dini icat ettiği dinlerin hayattan ayrılması, yani o tür dine tepki olarak doğmuş. İslam'da din adamları diye bir zümre olmadığı gibi dini belirleyen adamlar da değil. Dinin esasını, özünü, esaslarını belirleyen de insanlar değil. Allah. Dolayısıyla biz laikliği getirmek suretiyle Allah'ı mı devreden çıkarmak istiyoruz? Çıkarabilirsek çıkaralım, buyurun. Hodri meydan. Gücü yetiyorsa insan yapsın bunu. Öyle mi? Onun için teslimiyete çağırıyor Allah insanı, kullarını. Teslim olun, hem bu dünyada huzur bulun, hem ahirette huzur bulun. Hevalarınıza uyabilir, uyun, buyurun. Cehennemin yolunu da göstermiş, cennetin yolunu da. Ve sizi iki yolun başında bırakmış. Dile bu yola git, cennete kadar yolun var. Dile bu yola git, cehenneme kadar yolun var. Öyle değil mi? Bu kadar aşikar. Ve İslam'ın düzene koymadığı, düzenlemediği insanın tasarruflarına, düşüncesine taalluk eden herhangi bir şey yok beyler. Esas itibariyle, bu itibarla da İslam, insanın fıtratını bilen, insanı yarattığı için bilen Allah tarafından gönderilmiş kaideler olması itibariyle kıyamete kadar hüküm fermadır. Hükümleri eskimiyor. Zira insanın fıtratında bir değişiklik yok. Eşyanın tabiatında bir değişiklik yok. Genel ifadesi, genel ve İslami istilahıyla Allah'ın sünnetinde bir değişiklik yok. Öyle olunca bu sünnet, bu eşyanın tabiatı ve insanın fıtratı aynı kaldığı sürece, ki aynılığını, ayniyetini muhafaza ediyor, ona uygun olsun, uygun olarak gönderilen düzenin de değişmesi diye bir şey esas itibariyle söz konusu değildir. Olamaz. İlla keyfi olarak sıkıldık değiştirelim mi diyeceksin. Yani sıkıldık ya, 10 senedir bu arabaya hep benzin koyuyoruz, biraz da mazot koyalım derseniz ne olur o araba? Sizi yolda bırakır yani. Gidemezsiniz. Öyle değil mi? İnsan da böyle yaparsa, Rabbinin kendisi için koyduğu, deposuna koyduğu benzinin yerine kendi mazotunu koymaya kalkarsa yolda kalır. Nitekim de kalmışız. Yani bir şeyler söylerken muhakkak insan iyi hesap kitap etmeli. Her şeyi, akıllı insana bu düşer, bu gerekir. Ama ne dediğimizi de bilelim. Yani ağzımızdan çıkanları kulağımız da duymalı, değil mi? Eli alemi de kendimize güldürmemeliyiz dediklerimizle. Kabul eder, reddeder insanlar ayrı mesele. Bu onların sorunu. Ama söylediğimizin tutarlı olması bizi ilgilendiren sorun. Bu sorunu ciddiye almak, Allah'ın kullarını ciddiye almak ve dinimizi ciddiye almak, kendimizi ciddiye almak zorundayız. Ciddiyetle ele almadığımız şeylere ciddi sonuçların doğmasını beklemek abestir. Mazur görüyorsunuz değil mi? Aldığım bir iki nota göz atmak zorunluluğunu duyuyorum. Örneğin ruhban sınıfı bulunan dinlerde laiklikten sonra din adamlarının, yani kilisenin dini örgütler halinde ayrıca örgütlenmesine yol açılmış, hatta teşvik edilmiştir. Türkiye'de de laik Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, ki o zaman henüz laik olmamasına rağmen, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak kısımlarını tedbir etmek üzere Diyanet İşleri Riyaseti adıyla bir daire kurulmuştur diyor Diyanet Kanunu'nun birinci maddesi. Hatırlayacaksınız. Yani İslam dini onların ruhbanlarının bulunduğu din gibi midir ki onun bir kısmını ayıracak, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz? Kim bu taksimi yapmaya cüret ediyorsa ahirette hesabı kolay görülenlerden ve hüsrana uğrayanlardan olur. İnsan haddini bilmeli. Zulüm nasıl tarif ediliyor? Bir şeyi ait olduğu yerden başka yere koymaktır diye lügatlar tarif ediyor. Bu tarife itirazımız var mı? Bu tarifi hevamızdan çıkarmıyoruz. Kur'an'ın yaptığı tarif bu. Onun için insan kendini ne sanıyor diyor Allah-u Teala. Burnuna bir sinek konsa onun kendinden alıp götürdüğünü istirdat edemez. Yani o sineğin elinden tekrar alamaz.
yere dik dik basma, yeri delemezsin ve öyle başını kaldırarak da yürüme, dağları geçemezsin. Yani insan olduğunu bil, biz seni insan olarak yarattık. İnsan haddini bilir ise, yani ne olduğunu bilir ise rahat eder. Ne olduğunu bilmeyenler başını ağrıtırlar. Günlük hayatımızda da çevremizden, en yakın çevremizden başlayarak görmüyor muyuz? Bu itibarla gerçekten Allah kullarını yaratandır. Kullarının iyiliğini isteyendir. Allah zalim değildir, zira zulm acizliğin tezahürüdür. Allah kadirdir, aciz değildir. Kadir olanın zulmetmeye ihtiyacı yoktur. Kim zulmeder aciz olan? Allah aciz değildir ki zulmetsin. Değil mi? Kadir olan zulmetmez, edemez. Kudretle zulm bir arada bulunamaz zira. Bu itibarla Allah gerçekten yarattığı kullarının hem bu dünyadaki geçici hayatlarını hem ukbadaki sürekli hayatlarını rahat, geleneksel tabiriyle iki cihanda aziz olsunlar için kaideler göndermiş. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bunu tekit eden elçiler göndermiş. Hamdolsun son gönderdiği mesajı da korumasını aldığı için artık insanların bir sorunu kalmamış. Oradaki esaslardan hareket ederek bal gibi siyasi yönetimlerini de, ekonomik düzenlerini de, hukuki düzenlerini de, içtimai düzenlerini de, her şeylerini rahat düzenleyebilirler. Eğer bunu yapmıyor ya da yapamıyorlarsa eksiklik İslam'da değil, Müslümanım diyenlerdedir. 10 asra yakın zamandır emekliye sevk edilen akıldadır. Yani devreden çıkarılan, işletilmeyen, anlaşılması için çalıştırılmayan, İslam'ın anlaşılması için çalıştırılmayan akıldadır. Aklı ellerimizle derkenar ettik, ondan sonra oturup ağlıyoruz. Tıpkı çocukların oynarken taşı toprağa başının üstüne atıp biraz sonra başına düşünce de ağlamaya başlaması gibi. Biz yaptık, biz bulduk. Kimseye bir şey demeye de hakkımız yok. Yapılacak tek iş, Allah-u Teala'nın tekrar tekrar Kur'an'da belirttiği gibi aklı devreye sokmak, düşünmek, tefekkür etmek, tefekkuh etmek ve düşünmeyerek davarlar gibi olmaktan sakınmaktır beyler. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim.